Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz vitiligo, yani alaca hastalığı. Sizlere bunu nasıl tedavi etmeye çalıştığımızı anlatacağım. Öncelikle uzak durması gereken yiyecekler ve güneş ışığından özellikle öğle saatlerinde uzak durması gerekiyor. Bu hastalığı fark eder etmez randevumuzu alıp cildiye doktoruna götürdük Alperini. Doktor muayenesinde vitiligo testi koydu. Bu hastalığın tedavisi için iki çeşit krem yazdı. Biz de kendi ek tedavimizi evimizde nasıl uygularız onun arayışına girdik ve bazı bilgilere ulaştık. Bu bilgilerimiz şunlardır. Çekilmiş çörek otu unu sabah akşam bir çay kaşığı ve hasat edilmiş tarlalarda bulunan yetişen çoban çökerten otu çayı günde yarım çay bardağı içmeli. Gerçek kuşburnu ile yani aromalı kuşburnu değil, arazilerden topladığınız gerçek kuşburnu ile çayını haftada 3 kez içirebilirsiniz. Ve yememesi gereken yemekler ve bazı bitkiler var. Patlıcan, sarımsak, soğan, bulgur pilavı, baharat çeşitleri. Bunları yememesi gerekiyor. Ve doktorun yazdığı kremler. Taç Rolin krem sabah akşam her gün. İkinci krem ise Dermatop. Haftada sadece 2 gün. Bunu cumartesi pazar olarak ayarlayabilirsiniz. Alperine kendi önerdiğim bazı meyveler ve sebzeler oldu. Bunlardan biri elma. Elma da E vitamini, cilde yarayacak bir vitamin olduğunu biliyorum zaten. Bir de salatalık. Ve diğer sebzeler, maydanoz, kıvırcık gibi. Başka bir yerde ensede az bir şey kaldı. Ama yani önceki haline göre çok iyi Alperen kararmaya başladı. Yani teninin rengine dönüşmeye başladı. Ben öyle algılıyorum. Görüyorum yani burada. Biliyor inşallah bu kremler ve doktorun yazdığı kremler ve çörek otu yiyorsun değil mi Alperen? Çörek otu unu yiyor. Günlük sabah akşam bir çay kaşığı değil mi Alperen? Şuna getir. Ne kadar yiyorsun Alperen? Sabah akşam? Sabah akşam bir kaşık falan. Bir kaşığı az, yarım kaşık kadar bir şey değil mi? Evet. Kremde... Dur kremini sana vereyim hangisi? Taç Rolin. Kremin bu. Dur bakayım kremini Alperen. Başka hangi kremin vardı? Başka var. Bakayım o kremini iyice göster. İzleyicilerimiz görsünler ki onu yazdırsınlar. Elini önünden çek Alperen. Tam ismini şu şekilde tut. Az çek kendine doğru. Tamam. Yeteneğiyle koyabilirsin Alperen. Sen çay içmeye devam edebilirsin. Şimdi ben durdurayım. Öbür kreme bakalım. Annemden öbür kremi soralım tamam mı? Evet arkadaşlar. Öteki kremini de getirdik. Dermaton 2.5 miligram krem. Bunu haftada 2 gün yağlıyoruz arkadaşlar. Onu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Cumartesi pazar olarak ya da patatesi salı olarak belirlersiniz. Bunu da her gün yağlıyoruz. Şu şekilde göster Alperen. Bu iki ilaç, sadece bu iki ilacın faydası olduğunu bilemem ama yani Alperen günlük bir tepeleme bir çörek otu. Sabah akşam değil mi Alperen? Sabah akşam çörek otu unu yalnız. Un çekilmiş olarak. Çörek otu unu. Sonra başka ne yiyorsun Alperen? Bir de elma falan. Elma yiyorsun. Günlük salatalık yiyor. Günlük salatalık. Günlük yarım da olsa salatalık. Mandalina meyvelerden. Ama salatalıkla elma mutlaka şart. Ve zeytini de sabahları yiyor. Yemedikleri neydi Alperen? Bulgur pilavı. Patlıcan. Acılar. Biber. Baharatlı şeyler. Baharatlı şeyler falan. Sonra patlıcan. Patlıcan. Başka bulgur. Bulguru dedik. Bu kadar. Değil mi? Bir de soğan, sarımsak. Onları sadece baharat. Soğan, sarımsak da yemiyorsun Alperen. Zaten bunu da biliyorsun. İşte bu şekilde Alperen'imizi iyileştirmeye devam ediyoruz. Ufak tefek bir
kaldı burada lekeler. Bir şeyler gördüğünüz gibi. İçine sığmıyor. Çok, çok az bir şey. O krem içine sığmıyor. Çok az bir şey kaldı. Bak parlattım. Gördünüz mü? Evet biraz daha var. Pensede de biraz var. Gidecek inşallah onlar. Önceki fotoğraflarını da koyacağım. Onları da görürsünüz nasıl olduğunu. Fotoğraflarla birlikte ilk gördüğümüz, ilk fark ettiğimiz halini göreceğiz. Zaten biz fark eder fark etmez hemen doktora götürdük. Dejrolin ve kremlerin adı siz de Dermaton. Bu şekilde uygularsınız dediklerimizi. Aynen yaparsanız. Yaklaşık ne kadar oldu Alperen? Bir buçuk ay falan oldu değil mi? Bir ayı geçti yani. Bir ayı geçti. Bir ayda bu kadar bir yol kat ettik. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a İnşallah emanet şifa olursunuz. İnşallah şifa bulursunuz. Değil mi?